Evet İbn Abidin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırdır? Benim babama yazdımdır. Muhterem kardeşler, biz namazın değil mi? İçindeki şartları, hükümleri, namazın içindeki farzları okuyorduk. Biri de ve minha bunlardan biri de el hurucu bi sun'ihi. Yani namaz kılanın kendi ihtiyari fiiliyle çıkması namazdan. Selam mekruh olmayan en güzel yol. Ama selamın dışında tesbih de selam gibi. Yani çünkü namaza muhalif değil. Burada kastedilen kefi'lihil munafi leha ba'de temamiha. Namaz bittikten sonra namaza aykırı bir fiille demek. Yemedir, içmedir, ulan Ahmet getir bakalım gibi konuşmadır. Ve in kürihe tahrimen. Tahrimen mekruh bu. Ama selam ve benzerleri namaza aykırı olmayanlar mekruh değil. Ve sahih, bu da çok enteresan. Sahih görüşe göre ennehu leyse bi fardın ittifakın. Yani imam ve imameynin ittifakıyla burada kasıt o. Yani farz değil bu. Bazıları böyle. Kalehu Zeyla'i, İmam Zeyla'i tebyinül hakaik de böyle demiş. Çünkü abdesti gitse. Ha tabii. Yani. Aynen öyle. Ve gayru. Ve akarrahul musannif. Yani bu şey nedir? Timur Taşi de bunu, Timur Taşi evet, değil mi evet, ilk yazan? Evet. Musannif de bunu kabul etmiş. Tenvirül Ebsar'da. Ve fil müşteba, müştebada da şöyle bir şey var. Ve aleyhil muhakkikul. Araştırmacı fakihler bu görüşteler. Ve bakile ve bakiye minel furud. Namazın farzlarından kaldı kim? Mehmet Usta Yıldırım. Mehmet Usta Yıldırım. Mehmet Usta. Hayır, Mehmet Usta evet diyemiyoruz. Ne yapacağız? Ve bakiye minel furuz. Namazın farzlarından bir kısmı kaldı. Nedir o? Temyizül mafrud. Farz olanı farz olanmayandan ayırmak. Anlatabilirim. Ne demek bu? Mesela ikinci secdeyi birinciden ayıracak şekilde ayağa kalkmak. Yani ara vermek, ayağa kalkmak değil de kalkmak. Enteresan. Bu da farz yani demek ki. Ayrıca yani bunlar tabii biz, halk bunları fazla bilmiyor. Ama bunu tadil erkan diye ifade etmiş çoğu alimler. Tadil erkan farz mı değil mi? O tartışma. Yani hocam biri secdeyi yapsa sonra tam kalkmadan tekrar o zaman secdeye gitse tehlike. Yine farzı yerine gelmemiş olur. Evet. Ve tertibül kıyami aler rükû. Yani ayakta durmayı, tamam mı? Rükûa göre sıralamak. Yani ayakta önce rükû, önce kıyam, sonra rükû. Ve rükû ale sücûd. Önce rükû, sonra secde. Bu tertip de farzlardan. Ve kuidil ahiri ala ma qablahu. Son oturuşu daha öncekine göre sıraya koymak. Ve itmamus salat. Namazı tamamlamak. Yani bunlar. Vel intikalu min ruknin ila ahara. Allah Allah. Bir rükünden diğerine geçmek. Yoksa onlar olmasa değil mi? Bu geçiş yani namaz olmaz. Ve mutabaatu li imamihi fil burud. Furud. Yani imama uyan cemaatin farz olan rükünlerde, burada furud dediği farz olan rükünlerde imamına uymak. Bu da çok önemli. İmama uyacaksın. Evet, evet. Yani imamdan önce rükûa gitmemek. Ondan önce kalkmamak. Burada çok önemli. Ya. Ayrıca vasıhhatu salati imami fi ra'i. İmama uyan cemaatin kendi görüşüne göre imamın namazı sahih mi değil mi diye sorusuna evet sahihtir diye cevap vermesi. Yoksa inansa ki imamın namazı sahih değil, olmaz. O da farz. Ve ademi tekaddümihi aleyh. İmamdan önce öne geçmemesi. Tabii bu tekaddümihi dediği şey yani aynı hizada da olmayacak. Ya aynı hizada da olsa geride yani aynı hizada olabiliyor. Hocam, değil mi? Topuklara ihtiyacı. Ve ademi muhalefeti fil cihe. Yani kıbleye yönelme noktasında imama aykırı davranmayacak. Ve ademi tezekkürü faitetin. Yani tabii bu tertip sahipleri için. Geçmişte farz bir namazı
kazaya kaldığını hatırlamayacak. Bu da tabii tertip meselesi bu. Ama kıldıysa ondan ha, sonra kılabilir. O ayrı. Ve ademu muhadati imraatin. Bir kadınla aynı hizada namaz kılmayacak. Bir şartihima. Ne demek bir şartihima? Birincisi tertip sahibi olması. Yani şartihima dediği ve ademi tezekkürü faitetin ona gidiyor. Diğeri de yani bir de bir şartı vakit varsa. Bu birinciye ait. İkincisi de çok önemli mutlak namazda. Tamam mı? Mutlak namaz dediği müşterek tahrime ve edada müşterek olan namazda. Evet, kadınla yani. Ve tadilul erkan bu da farz. Hocam, bütün ha. Yani bu mutlak müşterek dedikleri erkek ve kadın aynı namazı mı kılacak? Tabii aynı namazı. Erkek ve kadın. İmama da imametinde de imam niyet etmiş olacak. Erkek kadın iki ayrı namaz yanında tabii, kılsın. Değil. O peki, zararı yok. İmam niyet etmemiş olsa? O zaman olmuyor. Bozulmuyor. Ha, kadınınki o. Tabii. Kadınınki tehlikeye giriyor. İmamın niyet hususunda özellikle kadınlara mı imamlık yapacağını niyet ediyor ki? Tabii. Genel olarak niyet özellikle edecek? Kadınlara niyeti okuduk ya. Niyet i̇şte bahsinde okuduk tam, onu. Kısmı tam şey yapamadım yani. Ama öyle okuduk. Bilemedim. Okuduk. Kadınlara da niyet etmesi lazım. Yoksa kadınların namazı sahih olmayabiliyor. İşte ben orada imamlığa niyet etse kadınlara da yeterli diye. Mutlak imamlığa. Evet. Evet. Öyle diyenler elbette ki var ama bir kısım alimler kadınlar için de niyet edecek diyor. Gelelim. Ve tadilül erkan. Tadilül erkan da yani namazın rükünlerini tam yerinde yapmak da farz. İndes sani yani İmam Ebu Yusuf'a göre. Vel eyyimmeti selase yani İmam Malik, İmam Şafii ve Ahmed İbn Hanbel'e göre. Kale el Ayni, bu Ayni bizim hemşehrimiz, hanımın hemşehrisi, Antepli. Tabii. Ve huve el muhtar, tercih edilen görüş de bu. Ve akarrehu el musannif, Timur Taşi de bunu kabul etmiş. Ve basatnahu fil hazain, Hazain isimli yani büyük kitabında, daha ayrıntılı kitabı. Yani bu şeyden daha iyi, Erreddül Muhtar'dan, yok, Dürrül Muhtar'dan daha geniş. Bu da şeyin, Haskefi'nin. Orada diyor, ayrıntılı olarak anlattık diyor. Evet. Gelelim. Ve şurita fi edaiha. Bu farzları yerine getirme, eda etme noktasında şarttır. Kultu derim ki, ve bihi, bu şartla beraber, belagat neyifen ve işliğine. 20 küsur farza ulaşmış oluyor. Vakat nazama şurunbülali fi şerhihi lil vehbaniye. Vehbaniye denilen nazım bir fıkıh kitabına yaptığı şerhte İmam-ı Şurunbülali yani bunu şey olarak açıklamış. Yani ne derler? Şiirle. Yani şerh etmiş. Littahrimeti işine şartan. Allah Allah sadece yani tahrime için yani iftitah tekbiri için 20 şart. O ve şurita fi edaiha dediği bu yani. Bizde şartlara neden farz denilmiyor diye Mehmet Arap Hoca soruyordu. İşte, Mehmet Arap Hoca benden teyit istiyordu yani. İşte bazen şart deniliyor geçti. Farz denilebiliyor. Ama burada şart deniliyor. Aynı. Bunu geçti. İbn Abidin açıkladı. Bazen rükün, bazen de, farz, bazen şart. Ben de öyle biliyordum da ama demek ki Mehmet Arap Hoca. Evet. Ve li gayriha 13. Yani sadece iftitah tekbiri için 20 şart var. Ama diğerleri için 13 şart. Fekale tavil. Tavil dediği bu bir kalıp. Şurutun li tahrimin hudite bi cem'iha. Yani iftitah tekbirinin şartları var. İşte onları derleme sana nasip oldu. Anladınız mı? Size de nasip oldu. Muhaddebeten hasenen meded dehri tezheru. Çok güzel ayrıntılı anlatıldı. Zaman içinde daha da gül açacak bu yaptığım şiir. Neymiş bu? İftitah tekbirinin 20 şartı. Duhulun li vaktin. Evvela vakit girecek. وَاَتِقَادُ دُخُولِي Vakit girdiğine iman edeceksin, inanacaksın. وَسَتْرُنْ Setre avret olacak. وَتُهْرُنْ Maddi manevi pisliklerden temizlik olacak. وَالْقِيَامُ الْمُحَرَّرُ Ayakta olacak. Yazılan bu.
وَنِيَّتُ اِتِّبَاءِ الْاِمَانِ وَنُطْقُهُ Yani imama uyacağını niyet etmek ve ifade etmek. Uydum imama demek. وَتَعْيِينُ فَرْضٍ اَوْ وُجُوبٍ فَيَذْكُرُ Yani farz veya vacip olduğunu belirleyeceksin, zikredecek. Bir cümleti, yani zikredecek nasıl? Bir cümleti zikrin halisin an muradihi. Maksadını ihlaslı bir şekilde açıklayacak. Ve besmeletin arba'e. Arba ne demek yahu? Anlamayayım demiş arba'yı. Yani arba Arapça mı demek? İn huve yakdiru tabi. Arapça evet, besmele evet, benim bildiğim evet. O. Gücü yetiyorsa Arapça. Allah ama, Allah. Şey besmeleyi, besmele normalde Arapça. Arapça olur şart zaten. Şart değil ama. Yani bir dakika, bir dakika. Bir dakika kardeş, bir dakika farzları sayıyor da arba ne demek yani? Hiç öyle. Tamam yani tahrimenin rüknüdür yani nutku. Orayı da anladık, tamam. Bakalım. Hmm, evet, burada açıkladı hocam. Arba ne diyor? Ha, Arapça şeyde, olarak. Besmele ile iftar birini getiremez yani. Ha. Evet. İn huve gücü ve an terki havin. Allah Allah, bu ne demek yahu? Havini terk edecek. Maksadını. Ev liha'il celale. Bil havi el elifun naşu bil meddilledi fillamissa. Allah. Allah. Yani havini terk edecek yani. İkinci lamdaki. Tamam. Allah Allah. Yani çok enteresan bu ya. Uzatmayı mı diyor? Evet, hocam? Uzatma şeyde, olacak yani. Lambda. Evet, evet, ikinci olan lambda. Ve an terki kaçınacak yani. Allah ekber olmuyor yani. Yani ve an terki habil yani terk etmediğini ne dikkat edecek yani. Evliha-i celaletim yani Allah lafzının hasını da tam yapacak. Ve an meddi hemezatin ve ba'in bi ekberu. Yani Allahu ekber derken hemzeleri uzak, Allah ekber olmaz yani. Kaçınacak bunlardan. Anladın mı kardeş? Beyi de Allahu ekber. Ben onlara yat da geber diyorum. Ve an fasılin fiilin kelamin mübeyinin. Ayrıca şeyden de kaçınacak. Namaza aykırı fiiller ara ara arada. Ve an sebki tekbirin ve mitluke yaduru. Yani daha önceden tekbir getirmeyecek. Yani ondan da kaçınacak. İmamdan önce değil mi? İmamdan önce tabii, özür dilerim. Ha senin gibiler özür sayılır diyor yaparsa, öyle mi? Bu ne demek? Bir dakika. Ulan adam öyle bir şiir yaptı ki. Artık yarıştıracağım. He? Artık onu düzelttireyim. Bir de sebki tamam. Ha imam yani ne demek biliyor musun bu? Hmm. وَمِتْلُكَ يَعْدُرُ demek, ha. Lafzın kaynağını bilmekten, manasını anlamaktan uzaksan, özürlü sayılırsın demek. Allah Allah. فَدُونَكَ هَذ۪ي Hocam bu şeyi tam anlayamadım. Ne? وَاَنْ سَبْكَ تَبْكِرْ tamam. Yani imamdan önce tekbir getirmeyecek. Ama senin gibiler bazı şeylerde, bu zikredilenlerde özürlü sayılır diyor yani. Hocam bir de fâsını fiâle kelem mübâyini niyetten sonra konuşmak mı? Tabii ya, tabii. Tabii. Fedûneke hâdî müstakîmen li kıbletin. Ne demek fedûneke hâdî? Yani bu zikredilenleri al, kabul et. Aman ha, ve kıbleye iyi yönel. لَعَلَّكَ تَحْظَى بِالْقَبُولِ وَتُشْكَرُ Ta ki kabulle nasiplenesin ve Allah senin yani senin şükrünü kabul etsin. فَجُمْلَتُهَا الْعِشْرُونَ بَلْ زِيدَ غَيْرُهَا Yani iftitah tekbirinin şartları 20 tane. Bazıları yani diğerleri yani yani belki daha fazla da artırılmış. وَنَاظِمُهَا يَرْجُوا الْجَوَادَ فَيَغْفِرُوا Bunları şiir halinde söyleyen, yani Allah'ın cömertliğini istiyor. İnşallah mağfiret edilir. Yani Allah mağfiret eder demek. وَالْحَقْتُهَا مِنْ بَعْدِ ذَاكَ لِغَيْرِهَا Neresi?
Neresi? Sizde eskâ mı var? Bende yok. Ve eskâ salâtin ma'a selâmin li Mustafa. Allah Allah. Bu yok, bu da varmış. Yani salavatın en temizi selamla beraber Hazreti Mustafa'ya olsun. Zekiretu halkillahi liddani liddini yansuru. Yani Allah'ın mahlukatının din için desteğidir bu. Yani muzaffer olur o. Peygamberimizi övüyor. Şimdi o yok bende. Çıkarmışlar. Ayrı nüshada varmış bu. Ve elhaktuha min ba'di zâke. Bundan sonra li gayriha. İftitah tekbiri dışında olan şartları da ben kattım. Selâsete aşrin lil musallîne tadharu. Açıkça namaz kılanlar için 13 tane şart var. Kıyâmüke fil mafrûdi miktâre âyetin. Farz olan rükünlerde bir ayet kadar ayakta durma bir defa. Farz olan kıyamda. Bir uzun, üç kısa. Ve tekra'u fî sinteyni minhu tehayyara. Tehayyaru. Hocam sadece kıyamdaki hukun da bir ayet evet. Olmak değil mi? Evet işte onu diyorum. Farz olan o zaten. Ama sen muhayyersin iki ayet okumaya. Tamam mı? İki ayet ama farz olan bir ayet okuma. Şey değil mi bu hocam? İki rekatta okunması farz. Ve tukra'u fî sinteyni minhu tuhiru. Ya tehayyaru. Hatta min. Tehayyaru. Yani bir dakika kardeş, bir dakika. Muhayyersin yani. Vallahi tam bir şey de değil ama öyle o kadar da değil. Bak şu şekilde hocam. Bir dakika. İmama göre bir ayet okumak kafi. Evet, evet. Farz olandan rekatları. Tamam. Evet. Tamam. Yani ilk ikide okunur. Evet, okuma muhayyerliği. Minhu tuhayyaru. Tamam. Tehayyaru. Ve fi rekaatin nafli vel vitri farduha. Nafile ve vitir namazlarının rekatlarında da farzı kadar. Ne demek farzı ha? Ora önemli. Kıraatin farzı hepsinde de geçerli demek. Yani farz olan kıraat hepsinde geçerli. وَمَنْ كَانَ مُؤْتَمَّنْ فَاَنْ تِلْكَ يُخْفَرُ İmama uyan böyle kıraatlerden yasaklanır. Yani وَشَرْتُ سُجُودٍ فَالْقَرَارُ بِجَبْهَةٍ Secdenin şartı da alnını tam koyma. وَقُرْبُ كُعُودٍ حَدُّ فَصْلٍ مُحَرَّرُ Yani oturmaya yaklaşmak. Orayı tam anlamadık. Ne demek o? Bak öyle bir... Yani iki secde arasındaki yani haddi fasıl demek. Yani kuuda daha yakın olacak yani. Oturmaya yakın tabii, olmak haddi fasıl. Öyle yazılmış yani. Aferin sana. Tabii. وَبَعْدَ قِيَامٍ فَالْرُكُوا فَسَجْدَةٌ Kıyama kalktıktan sonra rükû yapacaksın, secde yapacaksın. Vataniyetun. Vataniyetun. Yanlış yapmayalım buralarda. Böyle gidelim. Tuahhar. Yani ikinci secde birinci secdeden sonra yapılacak. Onu kastediyor ha. Öyle ince gidiyor ki. Yani sonradan yapacaksın ikinci secdeyi. Ala zahri keffin. Avucunun içini koyacaksın yere. Ev ala fadli tevbi, elbisenin fazla kısmını koyacaksın yere. İza tathurul ardu el cevazu mukarraru. Yer temizse caiz olmak kesindir. Sücudüke fi alin fe zahrin müşerikin. Yüksek bir yere secde etmen. Allah Allah. Li secdetiha indesdihamike yuğfer. Yani fazla kalabalık olunca affedilir. Tamam mı? Yani namazda ortağın olanın sırtına da secdede durmak affedilir. Ya. Edâuke ef'âle salâti biyaksatin. Namazın fiillerini uyanık yapacaksın, uyumayacaksın namazda. Ve temyizü mafrûdin aleyke mukarrarû. Hangi şey farz, hangi şey farz değil bunları ayıracaksın, bu kesin. وَيَخْتِمُ اَفْعَالَ الصَّلَاةِ قُعُودُهُ Namazın fiilleri son kadeyle biter. وَفِي صُنْعِهِ عَنْهَا الْخُرُوجُ مُحَرَّرُ Yani kendi fiilinle çıkmak da yazılıdır. Ulan bitmedi mi şiir?
Bitti hocam. Bitti mi? Biz de bittik. Biz de bittik ama ha. Biz de bittik. Biz de. Şimdi vacibata geliyor. Şimdi vacibata mı geliyor? Bir dakika. Bir dakika. Nerede? Farzlar el ihtiyarı şimdi. El ihtiyarda kaldı. Eğil istiqabu. Emme lev rekaev secide. Bir dakika kardeş. Şurita el ihtiyar yani. Burada el ihtiyar. Güzel ya. Şurita yok. Burada kalalım. Yani yok manasını kastediyorum. Allah Allah. İmam şeyde mübarek İbn Abidin de risale yazmış. El Mesailü'l Behiyye ez-Zekiyye alel İtna Aşeriyye diye. Ulan ne enteresan. Burada kalalım. Vacibat geliyor. Vacibat geliyor. Öyle mi? Evet. Bitmedi. Bir dakika. Ve el ihtiyar irade de şart. Ey el istikat uyanık olacaksın. Emma lev reka ev secede zahilen küllel zuhuli ezzahu. Ama secde ve rükû tamamen farkında olmadan yaparsa yeter. Fe in etâ biha ev bi ahadihâ. Yani eğer ne derler? Yani rekat veya secdeyi yaparsa veya birini bi'en kâme ev kara ev reka ev secede ev ka'del ahira. Mesela kıyamı, kıraati, rükû, secdeyi, son kâdeyi yaparsa naimen uyuyarak la yu'teddu bima ete bihi. Yaptıklarına itibar edilmez. Bir kısmında uyuyup diğer kısmında uyuyorsa evet, hocam işte bu. O zaman sahih oluyor. İşte bu. Bel yu'idu iade eder. Ve le bil kıraate evil kadete alel asah. Ya bu da çok enteresan. Ve le bil kıraate alel asah. Yani sadece bunları iade etmesi gerekiyor. Ha, evet. Kıraatta uyuyakaldı mesela. Tabii. Kadede sahih görüşe göre. Ve illem yu'id. Eğer iade etmezse tefsudu. Namaz fasid olur. Lisudurihi la an ihtiyarin. İradeyle namaz kılınmış olmaz. Sudur dedi yani eda manasına yani. Fekâne vücuduhu ke'ademi. Varlığı yokluk gibidir. وَالنَّاسُ عَنْهُ غَافِلُونَ İnsanlar bunun farkında değil. فَلَوْ اَتَى بِرَكْعَةٍ تَامَّةٍ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ Allah Allah. Eğer, bu da çok enteresan bir şey. Uyku halinde tam bir rekat yaparsa, تَفْسُدُ صَلَاتُهُ Namazı fasit olur. لِيَنَّهُ زَادَ رَكْعَةً Anladın mı? Bir rekat fazla kılmış olur. وَهِيَ لَا تَقْبَلُ الرَّفْتَ Allah Allah. Yani, ne demek bu? Ve hiye namaz la tekbelu errafta. Yani bunu reddetmeyi kabul etmez. Çünkü fazla bir raf dediği o mu? Terki. Öyle mi? Evet hocam. Tabii. Yani o 4 rekatta birini uykuda geçirdiği için. Tabii terki. Tabii. Ve lev reka ev secede fename fî ezzâhu. Eğer rüka veya secdeye gidip de orada uysa yeter. لِحُسُورِ الْرَفْعِ وَالْوَطْعِ بِالْاِخْتِيَارِ Hem ayağa kalkma, hem de secdede yüzünü yere koyma iradesiyle olmuştur onun için. Yeter. Allah bizi muhafaza eylesin. وَلَهَا vacibat. Yarın Allah nasip ederse namazın vaciplerini kılacağız. Şey yapacağız, kılacağız değil. Okuyacağız. Okuyacağız kardeşler. Ne güzel belki gittik başta bugün. Olsaydık direkt oruçtan başlardık belki hocam ya da zekattan ama ne yapalım bunu? Evet. Dövecek misin bizi? İyi hocam. İstersen döv. Estağfurullah hocam. Böyle tehdit ediyor hocam. Tehdit ediyor tabii öyle. Adam öyle tehditçi. Ay güzel değerli kardeş. Hocam. Çok güzel oldu. Çok. Ne kadar güzel Ramazan ayında bunları okumak değil mi? Aynen hocam. Ya Allah'ın bir lütfu.